Arkadaşlar merhaba, Türkçe Hane'ye hoş geldiniz. Limit Yayınları'nın AYT Edebiyat Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türk Hikayesi ile ilgili ikinci testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda Ömer Seyfettin ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A seçeneği dursun. Öykü kahramanlarında psikolojik yönden bir derinlik yoktur. Ruhsal çözümlemelere pek yer vermemiştir. Bu ifade doğrudur arkadaşlar. Çünkü Ömer Seyfettin durum hikayesinin değil, olay hikayesinin yani mapusan tarzı hikayenin en önemli temsilcisidir. Onda esas olan şey olay anlatımıdır. O yüzden B seçeneğini elemiş oluruz. Son derece sade ve anlaşılır bir Türkçe kullanmıştır. Ömer Seyfettin milli edebiyat döneminin içerisinde yer alır. Dilde sadeleşme düşüncesi vardır. O yüzden de sanatçılar eserlerinde sade ve anlaşılır bir Türkçe kullanmıştır. Bu da doğrudur. Bunu denemiş oluruz. Konularını anılarından, tarihi kahramanlıklardan ve günlük yaşamdan almıştır. Bu ifade de doğrudur. Çünkü Ömer Seyfettin'in hikayeleri işlendiği konulara göre farklı başlıklar altında değerlendirilir. Bunlar da bu başlıklardan birkaçıdır. Bu da doğrudur. Bunu denemiş oluruz. Türk edebiyatında hikayeciliği bir meslek haline getirmiştir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. A seçeneğine baktığımızda ise öykülerinde olaydan çok durumlara önem vermiştir diyor. Bu ifade yanlıştır arkadaşlar. Ömer Seyfettin durum hikayecisi değil, olay hikayecisidir. Yani mapusan tarzı hikayeciliğin en önemli temsilcisidir. Öykülerinde olaya daha çok yer vermiştir. Durumdan ziyade olay ön plandadır. O yüzden de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. İkinci soru. Dar kapısından başka aydınlık girecek hiçbir yeri olmayan dükkanda tek başına gece gündüz kıvılcımlar saçarak çalışan Koca Ali tıpkı kafese konmuş terbiyeli bir aslanı andırıyordu. Uzun boylu, iri pençeli, kalın pazılı, geniş omuzlu bir pehlivandı. 10 senedir bu karanlık içinde ham demirden dövdüğü kılıç namluları bütün Anadolu'da, bütün Rumeli'de, Serhat boylarında büyük bir nam kazanmıştır. Ömer Seyfettin'in Diyet adlı hikayesinden alınan bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru olmaz? Mekan ve şahıs kavramları iç içe betimlenmiştir. Doğru, bakın dükkanla Koca Ali'nin aynı cümle içerisinde betimlendiğini görüyoruz. Bu doğrudur, bunu elemiş oluruz. Olay öyküsüne ait nitelikler ağır basmaktadır. Bu da doğru. Şahıs var, yer var, zaman var, mekan var. Bu da doğrudur. Bunu denemiş oluruz. Parçada benzetmeden yararlanılmıştır. Bu da doğru. Koca Ali'yi neye benzetiyor arkadaşlar? Terbiyeli bir aslana benzetmiş bakın burada. Bu da doğrudur. Bunu denemiş olduk. Anlatmaya bağlı edebi bir metin örneğidir. Evet, olay varsa, olay öyküsü ise anlatmaya bağlı bir edebi metindir. Bu da doğrudur. Bunu denemiş oluruz. Çehov tarzı olarak bilinen kesit öyküsüne örnek verilebilecek bir metindir diyor. Bu ifade yanlıştır arkadaşlar. Ömer Seyfettin Çehov tarzı değil, Maupassant tarzı hikayeleriyle adından söz ettirmiş. Yani olay hikayecisidir. Burada kesit hikayesine ait herhangi bir anın ya da bir durumun anlatımı söz konusu değildir. O yüzden doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Tanzimat dönemi hikayecileriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci kuşak yazarları romantizm, ikinci kuşak yazarları ise realizmin etkisi altında kalmışlardır. Bu ifade doğrudur. Bunu elemiş oluruz. İkinci kuşak yazarları gözleme önem vermiş, romanlarda neden-sonuç ilişkisi aramışlardır. Bu da doğrudur. Çünkü realizm akımından etkileniyorlar. Realizmde en önemli unsur gözlemdir. Olayları neden-sonuç ilişkisi içinde incelemeye çalışır realist sanatçılar. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. C seçeneği dursun. Eserlerde rastlantılara gereğinden fazla yer vermişlerdir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Birinci kuşak sanatçıları toplumsal konuları, ikinci kuşak sanatçıları ise bireysel konular işlemişlerdir. Evet, birinci dönem sanatçıları romantizm akımından etkilenerek sanat toplum içindir anlayışını benimsemişler ve toplumsal konular işlemişlerdir. Fakat ikinci dönem sanatçıları
II. Abdülhamit'in baskıcı tutumunun hissedilmesinden dolayı bireysel konulara yönelmiş ve eserlerinde de daha çok aşk, ayrılık, hasret, gurbet gibi, ölüm gibi bireysel temalar işlemişlerdir. Bu da doğrudur, bunu da elemiş oluruz. C seçeneğine baktığımızda ise Nabizade Nazım, Sami Paşazade Sezai, 1. dönemin Ahmet Mithat Efendi, Şemseddin Sami, 2. dönemin hikayecileridir demiş. Arkadaşlar burada bilgi yanlışlığı var. Şöyle ki, Nabizade Nazım, Sami Paşazade Sezai, 1. dönemin değil, bunlar 2. dönemin sanatçılarıdır. Ahmet Mithat Efendi ve Şemseddin Sami ise 2. dönemin değil, 1. dönemin sanatçılarıdır. Tam tersi bir durum söz konusu. O yüzden bu ifade yanlıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 4. soru. Hiciv ve mizah yazıları ile deneme, fıkra ve hatıralarını ayrı ayrı kitaplarda toplamış olan sanatçı, edebiyat alanında konularını 1. Dünya Savaşı yıllarında yakından gördüğü Anadolu halk ve hayatından alan nokta nokta eseri ile tanındı. 1938'de Suriye'den döndükten sonra edebi çalışmalarını roman üzerinde yoğunlaştırdı. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? Şimdi bu parçayı dikkate aldığımızda gözümüze çarpan unsurlar hiciv ve mizah yazılarının olması, aynı zamanda fıkra ve hatıralarında yer alması, bunun yanında konularını 1. Dünya Savaşı yıllarında yakından gördüğü Anadolu halk ve hayatından alan eserleriyle tanınmış. Yine Suriye'ye gitmiş ve ondan döndükten sonra da edebi çalışmalarını roman üzerinde yoğunlaştırmış. Şimdi bunun yanında arkadaşlar bu sanatçı İttihat ve Terakkicileri, Kalem ve Cem isimli mizah dergilerinde kirpi mahlasıyla eleştiren siyasi yazılar yazmıştır. Bu durum 1914'te Anadolu'ya sürgüne gönderilmesine neden oluyor. Sinop, Çorum, Ankara, Bilecik'te sürgün hayatı yaşıyor bu sanatçı ve orada sanatçı gözlemlediklerini, gitmiş olduğu yerdeki gözlemlerini ise Memleket Hikayeleri adlı eseriyle dile getirmiştir. Bu sanatçı tabii ki Refik Halit Karay'dır. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 5. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde verilen bilgiler parantez içerisindeki yazarla ilişkili değildir? Milli Savaş Hikayeleri, Kurtuluş Savaşı sırasında daha çok cephe gerisinde yaşananları anlattığı eseridir. Yakup Kadri Karasumanoğlu, bu ifade doğrudur, bunu elemiş oluruz. B seçeneği dursun. Yazar, milli mücadeleye dair öykülerini realist bir yaklaşımla ele alan sanatçının Dağa Çıkan Kurt, Harap Mabetler adlı eserleri öykü türündedir, Halid Edip adı var. Evet arkadaşlar, Dağa Çıkan Kurt, Harap Mabetler, Halid Edip adı varın öykü türünde kaleme almış olduğu önemli eserlerdir. Bu da doğrudur, bunu da elemiş oluruz. Çağlayanlar adlı eserinde yayımladığı bazı hikayelerinde Ömer Seyfettin'in etkisi görülür. Çağlayanlar adlı eser Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun eseridir. Bu da doğrudur, bunu da elemiş oluruz. En önemli öykülerinden biri olan Pembe İncili Kaftan, Türk Edebiyatı için bir kilometre taşıdır. Ömer Seyfettin, evet Pembe İncili Kaftan Ömer Seyfettin'in en önemli eserlerinden biridir. Bu da doğrudur, bunu da elemiş oluruz. B seçeneğine baktığımızda ise 5 yaşındaki bir çocuğun memleketinden ayrıldıktan 6 ay sonra ilk kez ana diliyle konuşan birini gördüğünde yaşadığı coşkuyu, sevinci anlatan Gurbet Hikayeleri adlı eserin en önemli hikayesi olan Eskici adlı metindir. Reşat Nuri Güntekin demiş. Arkadaşlar, Gurbet Hikayeleri Reşat Nuri Güntekin'in değil, kimindir? Refik Halit Karay'ın eseridir arkadaşlar. Refik Halit Karay bu eserini 1922'de Aydede adlı mizah dergisinde milli mücadeleye karşı olumsuz yazılar yazması sebebiyle Beyrut ve Halep'te sürgüne gönderiliyor. Bu sürgünde gözlemlediklerini de Gurbet Hikayeleri adlı eseriyle ne yapmıştır arkadaşlar? Dile getirmiştir. O yüzden bu ifade yanlıştır. Yani Gurbet Hikayeleri Reşat Nuri Güntekin'in değildir, Refik Halit Karay'ındır. Bunun için de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 6. soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde
Ömer Seyfettin'le ilgili bir bilgi yanlışı vardır. Parçamıza bakalım. Ömer Seyfettin, milli edebiyat akımının ve çağdaş Türk öykücülüğünün kurucular arasındadır. Bu ifade doğrudur, bunu elemiş oluruz. Genç Kalemler dergisinde yer alan Yeni Lisan adlı makalesi, milli edebiyat döneminin başlangıç bildirisi olarak nitelendirilmiştir. Bu da doğrudur, bunu denemiş oluruz. Edebiyatımızda olay öyküsü denen Maupassant tarzı öykünün en önemli temsilcilerindendir. Bu da doğrudur, bunu denemiş oluruz. Öykülerini daha çok çocukluk anılarına, tarihsel olaylara ve halk geleneklerine dayandırmıştır. Bu da doğrudur, bunu denemiş oluruz. Romanlarında ise Kurtuluş Savaşı, Doğu-Batı çatışması, aile gibi konuları realist bir biçimde ele almıştır diyor. Ömer Seyfettin eserlerinde Kurtuluş Savaşı'nı, Doğu-Batı çatışmasını işlememiştir. O yüzden bu ifade yanlıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 7. soru. Aşağıdakilerden hangisi Reşat Nuri Güntekin'in öykü türündeki yapıtlarından biri değildir? Sönmüş Yıldızlar, Tanrı Misafiri, Leyla ile Mecnun, Eski Ahbap, Reşat Nuri Güntekin'in öykü türündeki eserleridir. O yüzden bunları elemiş oluruz. Miskinler Teknesi ise Reşat Nuri Güntekin'in roman türünde yazmış olduğu bir eserdir. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 8. soru. Aşağıdakilerden hangisi Ömer Seyfettin'e ait bir öykü değildir? Pembe İncili Kaftan, Bahar ve Kelebekler, İlk Düşen Ağ, Gizli Mabet, bunlar Ömer Seyfettin'in öykü türündeki eserleridir. Bunları elemiş oluruz. Yatık Emine ise Ömer Seyfettin'in değil, bu eser Refik Halit Karay'ın eseridir. O yüzden doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. 9. soru. Ömer Seyfettin'in öyküleri ve öykücülüğü ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Kaşağı ve Falaka öykülerinin konularını çocukluk ve gençlik anılarından almıştır. Bu ifade doğrudur, bunu elemiş oluruz. B seçeneği dursun. Olay öyküsü de denen Maupassant tarzı öykünün önemli bir temsilcisidir. Ömer Seyfettin, Maupassant tarzının en önemli isimlerinden biridir. Bu da doğrudur, bunu da demiş oluruz. Ruh tahlillerine başvurmamış, gözleme önem vermiştir. Evet, olaya dayalı hikaye anlattığı için psikolojik tahlillere yer vermemiş, daha çok realist bir bakış açısıyla, gözlemci bir bakış açısıyla eserlerini yansıtmıştır. Bu da doğrudur, bunu da demiş oluruz. Türkçülük düşüncesini Ashab-ı Keyfimiz ve Primo Türk Çocuğu adlı öykülerinde işlemiştir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. B seçeneğine baktığımızda ise Forsa, Bomba, Başını Vermeyen Şehit adlı öykülerinde Kurtuluş Savaşı dönemini ele almıştır. Arkadaşlar bu ifade yanlıştır. Bomba, Forsa, Başını Vermeyen Şehit adlı eserlerinde Kurtuluş Savaşı dönemini işlememiştir. Ömer Seyfettin hiçbir hikayesinde Kurtuluş Savaşı dönemini ele almamıştır arkadaşlar. Bu hikayelerinde Türk tarihinde yaşanan savaşlar, mücadeleler ve kahramanlıkları konu edinmiştir. O yüzden doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. 10. soru. Bilinen ve en eski şiiri Saadet-i Mehtap adlı şiiridir. Yayınlanan ilk eseri Bir Müteverrimin Ormana Son Veda adlı mensuresidir. 1896'da Servet Fuhu'nun dergisinde yayınladığı bir hikayeyle o topluluk yazarları arasında görünen ilk hikayelerinde Servet Fuhu'nuncuların ortak dil ve üslubunu kullandı. Türkçülük ve yeni lisan akımını benimsedikten sonra yerli ve milli konularda sade bir dille yazdı. Hikayelerini Haristan ve Gülistan ile Nokta Nokta adlı kitaplarda topladı. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilenler getirilmelidir? Haristan ve Gülistan adlı eser kimin arkadaşlar? Tabii ki Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun en önemli hikayeleri arasında yer alır. Peki hikayelerinin yer almış olduğu, hikayelerini topladığı diğer kitabın adı nedir? Çağlayanlardır. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 11. soru. Öykücülüğümüzün sınırlarını genişletmiş, konularını ve çevresini Anadolu'ya aktararak ona yeni ufuklar açmıştır. Kitabına seçtiği memleket hikayeleri adı bile onun
bu tutumunu somutlar. O zaman da Anadolu insanının dünyasını ve sorunlarını öyküleştirmiştir. Kitapta yer alan Şeftali Bahçeleri, Yatır, Yatık Emine, Sarı Bal, Koca Öküz, Boz Eşek gibi öykülerde kasaba memurları, köylüler, köy imamları, Anadolu kadınları gözlemci ve eleştirel bir gerçeklikle anlatılmıştır. Kimi toplumsal sorunlara parmak basmıştır yazar bu öykülerinde. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Dikkat edecek olursanız bu parçada en önemli eser Memleket Hikayeleri adlı eserdir. Memleket ve gurbet hikayelerini kaleme alan, Kirpi Mahlası'yla tanınan ve 1914'te Anadolu'ya sürgüne gönderilen bu sanatçı kimdir? Tabii ki Refik Halit Karay'dır arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 12. soru. Ömer Seyfettin'in öyküleri konularına göre sınıflandırıldığında aşağıdakilerden hangisi bu sınıflandırmada yer almaz? Çocukluk anılarını anlattığı öyküler, diyet, ant, falaka, kaşağı bunlardan bazılarıdır. Bu sınıflandırmaya tabi tutulur, bunu elemiş oluruz. Folklor ve efsanelerden çıkardığı öyküler, yüz akı, üç nasihat, kurumuş ağaçlar bunlardan bazılarıdır. Bunu da elemiş oluruz. C seçeneği dursun. Türk tarihinden konusunu aldığı öyküler, Beyaz Lale, Bomba, Ferman, Başını Vermeyen, Şehit, Topuz, Vire, Kütük, Pembe İncili Kaftan bunlardan bazılarıdır. Bunu da elemiş oluruz. Türkçülük düşüncesini savunmak için yazdığı öyküler, Kızıl Elma Neresi, Primo Türk Çocuğu bunlardan bazılarıdır. Bunu da elemiş oluruz. Fakat Anadolu gerçeklerini ele aldığı öyküler yoktur arkadaşlar. Ömer Seyfettin Anadolu gerçeklerini dile getirmemiştir. O yüzden bu ifade yanlıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Bu testin de son sorusuna geldik arkadaşlar. 13. soruya. 13. soruda bu parçadaki altı çizili yapıtlardan hangi ikisi yer değiştirirse bilgi yanlışlığı giderilmiş olur? Parçamıza bakalım. Ömer Seyfettin hikayeciliği meslek edinmiş bir yazardır. Bir fikri savunmak veya yermek için yazdığı falaka, çocukluğundan aldığı hikayelerden oluşan Kızıl Elma Neresi, Türk savaş tarihinden çıkardığı hikayelerden oluşan Başını Vermeyen Şehit, folklordan ve Anadolu efsanelerinden aldığı hikayelerden oluşan Yalnız Efe, sınır bölüğündeki gözlemlerine dayanarak yazdığı Bomba, sanatçının en önemli eserleri arasındadır demiş. Buradaki bilgi yanlışlığı arkadaşlar 1 ve 2 numaralı eserlerin yer değiştirmesine bağlı. Çünkü bir fikri savunmak veya yermek için yazmış olduğu eserinin adı Kızıl Elma Neresi'dir. Türkçülük duygu ve düşüncesini işler. Yine sanatçının çocukluğundan aldığı hikayelerden oluşan eserinin adı ise Falaka'dır. Bu ikisi yer değiştirildiği zaman bilgi yanlışlığı giderilmiş olur. Bundan dolayı da doğru cevabımız 1 ve 2'nin yer aldığı A seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.